Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Tablodan çıkan hatları. Yani Diyarbakır çok başarılı olamadığımız bir yer. Müdahale ettiklerine inanıyorum artık ben yarışların. Diyarbakır'da, Şanlıurfa, Elazığ bu bölgelerde dikkatli olmakta fayda var. Bütçelerinizi aşmayınız. Birinci koşu 6 koşulu programda. Şartlı 19 dişi, Made'in dişi burası. İki nolu safkan. Ya kazanır tek olur ya da hepsi olur arkadaşlar. Bu maiden dişler ne yazık ki böyle talimatlı koşan atların bir araya geldiği dereceler falan çok önemli değil. Kazancı olan at 2 çıkacaksa bu çıkar, çıkmazsa da 1-7-8-3 diye giden sıralamam var ama herhangi bir at gelebilir. İkinci koşu handikap 13, handikap 3. Yani maiden üstü bir yarış olmuş burası da kısa mesafede şartlı ya da döner. 5 nolu safkan. Bu safkan kilo avantajlı olarak bende favori çıkıyor. Ekürü destekli tabi. Kazanabilir. 5 favorim. 62 kilosuna rağmen Ferit'le 1 nolu safkan da kalite handikap puanıyla sürpriz olarak öneririm ki AGF'den. Diğer atlar yani performans olarak geri planda kalsalar da bu grupta bu iki safkanın dışına her türlü sonuçta çıkılır. Kapatmadan bulmakta bazen zordur bu tip yarışları. Üçüncü koşu şartlı 2 yamak 1, 7 nolu safkan. Arızalı start aldırmıyorlarsa bu grubu geçmesi gerekir. Tek olabilir 7 nolu safkan. Bu arızalıysa grubun diğer kaliteli safkanı 4. Bu devreye girebilir. Bu da arızalı koşturuyorsa bu bölgede çok var bunlar. 7-4 enseye bastıklarında 5-6 gibi safkanlar, 4 yaşında safkanlar, bunlar devreye girerler. Bunların da dışına hepsiyle çıkılır, varsa tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Koşarsa bu grubu çok rahat geçer, 7 nolu aslan adam. Enseye basacaksa da yapacak bir şeyimiz yok. Dördüncü koşu, handikap 15, dişi handikap 3, şarta uyan safkan 6, Ferit'le tek olabilir AGF. Bu yarışta 1 ve 2 sürprize imza atarlar. Tek kullanmıyorsanız değerlendirmeyi alınız. 3 nolu safkan da yarışın AGF'lerinden diğer önereceğim safkan olur. 5, 4 bunlar pencere kaldılar. Normalde 6'nın kazanabileceği kilo ile Ferit ile start aldığını, şarta uyduğunu ve kazanması gerektiğini tekrarlamış olayım. 5. koşu, handikap 15, handikap 3, 4 nolu safkan. Necmi Altın bir tarafa oynamazsa kazanır. Bu AGF ile Necmi Altın ve bu AGF. Yani grubun kaliteli atlarından uygun kilolu, 55 kilolu. Yani yarışta bir şey olmayacaksa bu kazanır. 5, 7, 6 bu safkanlardan sürpriz gelir. Tek kullanmıyorsanız değerlendirmeyi almanızı öneririm. 6. ve son koşu şartlı 4, 5 yukarı Araplar. Son ayak teki beklemek isteyen arkadaşlara 10 Yutan Girdap'ı Kaysberg. Ekür destekli, ekür üstü grubun en kaliteli atlarından. Bunlar kazanırdılar arkadaşlar. Yarışın 5 yukarı olması 7'ye de yarış gidebilir. Bakın 9 yaşında. Bir yaşlı, diğer yaşlı safkan 4 Gidizkaya sürprize imza atar. Tek kullanmıyorsanız Ganyan'ı gelir. 4'ü değerlendirmeye alabilirsiniz. Görebildiğim sürpriz yapacak safkanlardan biri. Yarışın AGF'si gene bir Kaysberg, bir bilirkişi. İkincilikte kalmasını bekliyorum ama kazanabilir. Yine 7, 2, 3 Baba Mercan. Bu da bir Kaysberg. Necmi Altın. Bunlar şanslı görebildiğim safkanlar oldular son koşuda. Diyarbakır bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sadeleştirip aktarmaya çalıştım. Tabii kendi hissiyatlarınızı, bildiklerinizi de ekleyerek ufak kuponlarla şansımızı denemeye çalışalım derim. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.